Halo semuanya, sahabat harmonik yang baik hati, bagaimana kabarnya hari ini? Oh ya, semoga baik-baik saja dalam mengerjakan rutinitas harian kita. Kali ini, kita akan melihat reaksi terhadap cover video Alip Bata, datang dari seorang gadis Turki, yang sangat senang dan berterima kasih terhadap Aliper semuanya, dan juga, dia menyampaikan salam terima kasih atas kiriman dari Bali, yaitu dari Montpreng berupa baju Alip Bata dan cangkirnya. Dan juga hal menarik di sini, dia berbicara dalam bahasa Indonesia di pembukaan videonya, tentu saja ini menjadi hal positif dan bernilai lebih, dan bisa dikatakan dari dampak Alip Bata, yang pada akhirnya, banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia dan berusaha mengenal budaya kita, mantap. Namun sebelum kita simak keseruannya, saya mohon maaf dalam menerjemahkan bahasa Turki, ini juga sudah setengah mati, pakai Google Translate malah tambah pusing, jadi mohon maaf sebelumnya. Baiklah, saya yakin sahabat harmonik sudah tidak sabar, jadi mari kita simak, namun jangan lupa untuk mensupport dengan cara subscribe, like, and share. Terima kasih, selamat menonton. Ya, Alipers, kopi mana kopi? Ya, kopi? Okay, let's start. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Nama saya Azra. Hari ini saya akan membuat video baru. Video reaksi Alip Bata Namp. Hadiah ini datang kepadaku dari Alipers, dari Bali, Indonesia. Terima kasih untuk banyak semua Alipers dan non-prank. Ya, aku cinta kalian semua. Terima kasih banyak. Yeah, okay, we can start right now. Let's. I'm so excited. Okay, I have to speak in Turkish. More easy for me. Okay. Boğazım. Okay, başlayalım. Şimdi şu an önümde çok havalı bir insan var. Çok havalı bir müzisyen var. Ve hadi başlayalım. Şimdi intro için şunu söylemek istiyorum. O kadar çok şeyi aynı anda yapıyor ki çok komplike bir intro. Yani gitarın birçok farklı yerine vuruyor. Oralardan ritim çıkarıyor. Yani ritim var. Ve gitarın klavyesine dokunuyor sadece. Ve oralardan muazzam sesler çıkıyor. Sanki orada gitar teli yok da tuş var gibi. Yani nasıl diyeyim? Yani daha önce bir gitar öğrenmeye başlamıştım. O telleri sıkı basmadığın zaman temiz bir ses çıkmıyor. Ses böyle garip bulanık çıkıyor. Ama Alip Bata sadece böyle dik 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 dokunuyor ve dünyanın en güzel sesi çıkıyor. Benim favori müzisyenim, hayran olduğum, en çok tanışmak istediğim, en çok yüz yüze görmek istediğim insan. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Devam edelim. Wow. Ya of, elleri çok iyi. Bastı. Bir saniye. Yanlış mı gördüm? Yok artık. Bir dakika. Oradan o ses nasıl çıkıyor? Oradan? Şuraya bir yere dokunuyor. Yani
Gitarın orasından ses çıkıyor mu daha önce görmedim açıkçası. Çok ilginç. Çok ilginç. Muazzam. Ve yani en gergin kısmı orası. Yani klavyenin başlangıcı, yani teknik anlatamıyorum, çok özür dilerim, yani cahil cahil konuşuyor olabilirim. Ama hani tellerin en gergin olduğu kısım orası, başı. Ve nasıl oraya dokunduğu zaman böyle ding diye böyle çok temiz ve güzel bir ses çıkabilir. Gerçekten ilginç. Evet, oraya sadece ne yapıyoruz? Sadece dinlemiyoruz, sadece gitara odaklanmıyoruz. Alip Batan'ın yüzüne de bakıyoruz. Çünkü oradan bir bakışını yakaladım. Şöyle havalı bir şekilde baktı. Çok havalı. Evet, tam burası. Asalet. Asalet. Arkadaşlar gerçekten bunlar benim gerçek duygularım. Yani Endonezyalı arkadaşlarım beni anlıyorlar. Çünkü onlar zaten hayran Haluk Batay'a, ama belki Türk arkadaşlarım niye bu kadar sevdiğimi, niye bu kadar hayran olduğumu anlamayabilir. Ama benimki böyle birdenbire bir şey değil. Ben araştırdım bazı, yani neyse bunu söylemeyeceğim. Neyse, yani hani tanıdım, böyle hani müziğini dinledim. Kendisini araştırdım, hakkında bilgi sahibi oldum falan filan. Yani müziği, kişiliği, karakteri, her şey on numara bir insan. Mükemmel bir insan. O yüzden ben hayranıyım. Gördüğünüz gibi tişörtüm var. Kupam var. Seviyorum. Çok seviyorum. O yüzden burada durdurdum bu bakışını görmek için. Evet, devam edeyim. Çok abartmayalım. Çok güzel ya. O kadar çok şey yapıyor ki aynı anda. Yani muazzam. Yani şuraya bakın lütfen. Yani anlatamıyorum. Yakaladım bir bakışını. Bir dakika, bir dakika. Yakaladım. Bakın şurada çok güzel bakıyor. Gördünüz mü? Bir kez daha. Muazzam, muazzam, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel.
Mükemmel. Fantastik. Özellikle son kısmı ve giriş kısmı benim favorim. Girerken intro ve biterken outro mu deniyor? Yani giriş ve sonuç kısmı özellikle favorim. Şurası. Güzel ya. Hani böyle bir girişi yok. Ya sen bu girişi yaptığın zaman zaten herkes anlar yani bunun Alip Batı olduğunu. Yani görmeden, görmesek onu. Şu intro kısmını dinlesek tamam. Alip Batı. Başkası olamaz. Ya o kadar net, o kadar kesin. Benim Türkçem çok bozuldu ya. Böyle aynı anda birkaç dili öğrenmeye çalışınca Türkçem de bozuldu yani. Şu an izleyen Türk arkadaşlar bayağı